Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Estetik Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Selahattin Özmen ile e, e, estetik yöntemler nerelerde yapılmalı, kimlere yaptırılmalı konusunu konuşacağız. Çünkü sizlerin de bildiği gibi günümüzde gerçekten özellikle botoks dolgu gibi uygulamalar nedeniyle mağdur olan kişilerin sayısı çok fazla. Bu konuda lütfen sevgili kadınlar, lütfen botoks yaptırmayı düşünen, dolgu yaptırmayı düşünen, saç ektirmeyi düşünen erkekler programımızın bu bölümünü lütfen dikkatle izleyin. Ben şimdi size hoş geldiniz demek istiyorum. Profesör Doktor Selahattin Özmen. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yoğun bir dönem, e, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Sevgili izleyiciler, biz sohbetimize Profesör Doktor Selahattin Özmen'le başlayacağız. Ancak siz de daha önce yaptırdığınız bir botoks dolgu uygulaması ya da saç ekimi ya da bir lazer uygulaması nedeniyle mağdur olduysanız, ya da bu konuyla ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Biz bu programı güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmamanız için yapıyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Programın anonsunda da söyledim. Gerek yurt dışında gerekse e, Türkiye'de de medyada son zamanlarda estetik mağduru olan pek çok kişinin haberine maalesef ki tanık oluyoruz. Evet. Şimdi bunlar içinde de e, özellikle botoks ve dolgu uygulamalarıyla ilgili sorunlar da ön sırada yer alıyor. Ve e, öykülere baktığımızda makyözlerin, kuaförlerin... Ee, bile bu uygulamaları yaptığını e, görüyoruz maalesef ki. Hemen hmm. şunu sorayım. Bir makyöz ya da bir kuaför e, kendi mekanında e, bu uygulamaları botoks dolgu yapabilir mi? Güzel bir soru. Aslında tabi biraz daha detayına girmek lazım. Botoks ve dolguyu kim yapabilir aslında kanunen? Evet. Bakacak olursak. Aslında plastik cerrahlar ve dermatologlar dışında bir de 200-300 kişi kadar sanırım sayıları medikal estetisyenler, estetik uzmanları diye geçiyor ama aslında bir uzmanlık değil ama bir sertifikasyon programıyla alan arkadaşlar dışında bunu kimsenin yapmaması lazım. Bakın Hı. doktorlardan bile bahsediyorum. Evet. Çünkü hani bazı tabii özel şeyler hariç mesela Anal füstür vardır. Hani genel cerrah o bölgeye yapıyor ama yüz için yani estetik amaçlı dolgu botoks uygulamından bahsediyorsak plastik cerrahlar, dermatologlar ve özel sertifikalı 200-300 kişilik grup dışında kimsenin yapmaması gerekiyor. Peki şimdi zaten söylediklerinizden şu ortaya çıkıyor. Her uzmanın yapamadığı bir şeyi Aynen. zaten bir kuaförün makyözün yapmaması... Hasta. Kişilerin de bunlar ucuz diye yaptırmaması gerekli. çünkü şöyle sohbetlerde duyuyoruz ya da ilanlar görüyoruz tanıtımlar İşte işte botoksta indirim grup indirimi bunlar da herhalde hiçbir şekilde yasalara uygun değil ve etik de değil. Niye değil aslında bilmiyorum konuşacağız herhalde bunları ama yani hani bu işler çok ciddi yan etkilere komplikasyonlara yol açabiliyor. Hani bizim elimizde bile o potansiyeli var. Bir de anatomiye hakim olmayan hani geçtim diğer branşlardan hekimleri dediğiniz gibi estetisyen veya hemşire veya kuaför gibi orayı bilmeyen bir insanın sadece bir enjeksiyon diye yaptığı şeyler insan hayatını kabusa çevirebiliyor hem de ömür boyu. Şimdi o zaman bu noktaya gelelim zaten Hı. şimdi sanki botoks uygulaması çok kolay bir işlenmiş gibi görülüyor bir botoks uygulaması ne tür problemlere yol açabilir? Hele ki ehil olmayan kişiler tarafından yapılıyorsa. Şimdi aslında bunların en masumu botoks diyebiliriz veya botulinum toksin uygulamaları. Değişik bir iki tane ilaç var aslında. Neden en masumu? Çünkü 6 ay sonra etkisi geçebiliyor. Eğer steriliteye dikkat ederseniz bir sorunu yaratmazsanız yani yapacağınız sorun en çok 6 ay içinde geçiyor. Ama nelere yol açabilir bu anda? Tabii 6 ay içinde yanlış yaparsanız ağzı çarpılabilir hastanın. Bir 6 ay öyle gezer. Gözü düşebilir, göz kapağı düşebilir, kaşı düşebilir. Yani çok kötü bir durumda kalabilir. Geçici olduğu için daha masum gibi geliyor bana ama çünkü dolgulardan bahsedecek olursak çok evet. daha kötü şeylere gideceğiz. Peki ne oluyor? Dolgulara da gelelim. Dolgu Hı -hı. maddelerinde ne oluyor? Bir İsterseniz biraz dolguyu açalım. Dolgu maddesi Hı -hı. nedir? Dolgu evet. maddelerinin herhalde tipleri var. Bir geçici çok. dolgular, bir kalıcı dolgular. Biraz onları anlatalım. Onun üzerine hani tiplerine Hı -hı. göre ne tür sorunlara yol açtığını konuşalım. Hı -hı. Şimdi toplum içinde hep her şey botoks deniyor aslında. Onu bir ayırmak lazım. Botoks dediğimiz e, Hı -hı. ürün botulinum toksin. Konserve zehrinin çok böyle dilüye edilmiş hali. Ve uygun bir şekilde verirseniz belli kasları felç ediyor belli bir süre felç ediyor. Kalıcı olanları var kullanılmıyor. Ve hani o bölge kırışmıyor. Dolgu dediğimiz zaman ikiye ayırabiliriz. Bir, vücudun kendisinden elde edilen dolgular ki bu büyük oranda kök hücre içeren veya içermeyen yağ dolguları. Bir de dışarıdan elde edilen dolgular. Şimdi dışarıdan elde edilen dolguları da kendi içinde ayırmak lazım. En çok kullanılanı hyaluronik asit. Neden? Çünkü vücudumuzun bir yapı taşı aslında. Normalde vücudumuzda bulunuyor azaldığı zaman çizgiler oluşuyor, derinleşiyor, bir miktar daha çukurlaşıyor, yüzümüzde çökmeler oluşuyor. Ama bunun dışında da çok farklı dolgu maddeleri var. Şimdi hyaluronik asitin kendine göre bazı avantajları var diğer maddelere göre. Çünkü bir enzimle eritebiliyorsunuz. Hı. Mesela dolguyu verdiniz, fazla kaçtı. Enzimi verip eritebilirsiniz. Diğer dolgular, eriyen dolguların bir kısmı bu enzimle erimiyor. Maalesef. İnsanın Zamanlı kendi ediyor. kök hücresiyle yapılanlarda da dama aynı sorun oluyor. Onlarda şöyle kendi hücresi olduğu için sorun yaşama potansiyeli daha az. <laughs> yani bir yabancı cisim reaksiyonu olmaz. Doğru bir yere verirseniz e, eritmek de çok sorun değil. Biraz liposakşın kanülüyle girer eritirsiniz. Onlarda çok büyük sorun yok. Ama diğer dolgu malzemeleri daha ince iğnelerle verildiği için bir damara enjekte etme potansiyeli daha fazla. Mesela Dudağı veriyorsunuz, dudağa verirken buradaki damara verdiniz, dudağın gangreni söz konusu Hı -hı. olabilir. Burna veriyorsunuz, dudağa veriyorsunuz, hatalı bir damara verdiniz, oradaki anatomiyi bilmiyorsunuz, verdiniz, göze doğru gitti, gözü kör edebilir. Al. Var bunlar. Yani evet. e, veya yanağı veriyorsunuz, yanlış bir yere verdiniz, o bölgede kangren olabilir. Yaralar, cilik yaralar, Hı -hı. bunlar eriyen dolgularla bile olan şeyler. Evet. Peki şimdi bu dediğiniz şey biraz önce sohbet ettik yayın Hı -hı. öncesinde dediniz ki bize yurt dışından da çok hasta geliyor dediniz. Hı -hı. Ee, daha çok böyle problemler için mi geliyor yurt dışından hastalar? Yurt dışından gelen hastaların en büyük sorunu kalıcı dolgular yaptırmış olmaları. Hı -hı. Kalıcı dolgular başlı başına bir dert aslında. Bir çok uzun vadede eriyen dolgulardan bahsediliyor. Bir de hiç erimeyen dolgular var. Şimdi hiç erimeyen dolgunun kendince birkaç tane <laughs> sorunu var. Bir... Yanlış yapmış olabilirsiniz. Hani bir yere gitmez, kangren yapmaz, bir şey yapmaz ama e, dudak çok böyle kötü duruyor olur ve yıllarca durur. Gerilemez. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl öyle durur. Bu bir sorun. Doğru. Bir diğer sorun da şu. Dolguyu verdiniz. Başta sorun görünmüyor. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra aniden bir enfeksiyon başlayabilir orada. Ve dolgu jel gibi bir malzeme olduğu için bizim onu oradan çıkarmamız asla mümkün değil. Yani. Tamamını çıkaramazsınız. Akar, akar, akar durur. Bunların tabi çok değişik versiyonları var. Mesela yurt dışından bana gelen hastalar var. Tabii, kabus gibi şeyler aslında çok üzülüyorum. Bir kısmına hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kalıcı dolgu yapmışlar. Kadıncağızın dudağı taş gibi olmuş. Gerilemiyor. İnanılmaz bir enfeksiyon hali. Kimine yardımcı olabiliyoruz? Kimi ameliyat olup gelmiş dudağını kesip almışlar ağzı Oo. yani inanılmaz kötü inanılmaz bir deformite veya kalıcı bir malzeme koymuşlar içeri akıp duruyor hapseleşmiş yıllarca böyle akıyor. En son gördüğüm bir hasta ya ona hiçbir şey yapamadım açıkçası kas şişirmede kullanılan kaçak bir malzeme var sintol denen daha uh -huh. önce duymamıştım aslında. Kadıncağızın yüzüne yapmışlar rakta. Bunu peki yapan yurt dışında doktor mu? Bazen de kendilerini ben doktorum diye tanıtan kişiler de oluyor değil mi? Evet. Maalesef Türkiye'de de öyle. Yurt dışında da öyle. Ama maalesef Türkiye'de de bunu doktor olan arkadaşlar da yapabiliyor. Yani kalıcı dolguları. Kalıcı dolgularda e, aslında sanayide kullanılan belki de bir madde gibi kullanılmaması gerekli bir maddeyi mi koyuyorlar? Daha ucuz diye mi yapılıyor bu? Şimdi şöyle zamanında tabii insanlar mesela bir kadın olarak düşünün. Ben Hı -hı. bir kere iğne yaptırayım, ömrü boyu benim işimi görsün. Aslında çok Hı -hı. mantıklı geliyor insana. Ama yaptırdığınız malzeme zamanında silikon vardı ve silikon özellikle transvestilerde çok ciddi apseler ölümler ve ciddi sorunlara yol açtı. Çünkü sanayi silikonu kullanıyorlardı bunun içinde. Diğer bahsettiğimiz malzemelerin bir kısmı her ne kadar mesela bir tanesi sağlık bakanlığından e, patentli aslında kullanılan malzeme ama insanların memesine veriyorlar, poposuna veriyorlar. Yani genç kızların düşünün bunu yaptırayım ben işte meme implantı koyduracağım ama bunu yaptırayım çok basit küçücük bir tesiden yaptırım diye düşünüyor. Jel olduğu için dokunun içine giriyor ve erimiyor. Herhangi bir dönemde enfeksiyon olabilir. Ciltte olan bir sivilce veya oraya mesela popo kısmına herhangi bir enjeksiyon yaptırdınız bunların örnekleri olduğu için söylüyorum. Yani ben böyle bir yılda 4-5 kez yoğun bakıma yatmak zorunda oh. kalmış hastalar biliyorum. Yani evet. çıkaramıyorsunuz çünkü jel halinde dağılmış. Benim kalçamı kesip alın doktor bey diye ağlayan hastalar vardı. Aslında sizin bu programda gerçekten yer almanız bu açıdan çok anlamlı. Çünkü hep yöntemler konuşuluyor. Yöntemlerin nasıl insanları ameliyat olmadan gençleştirdikleri, memeyi nasıl büyüttükleri, popoyu nasıl dikleştirdikleri konuşuluyor. Ama bunların doğru hangi uzmanlar tarafından nerelerde yapılması gerektiği hiç ele alamıyor. Bir sorun da Görüyoruz botoks partileri düzenleniyor. Hı hı. Televizyonlarda bazı uzmanlar çıkıyorlar botoks uygulaması yapıyorlar bütün milyonların önünde. Kuaför salonlarında botoks yapılıyor kafede. Bu botoks uygulamaları, dolgu uygulamaları nerede peki yapılmalıdır? Yani uzman yapmalı bunu dediğiniz gibi hı hı. estetik cerrah, de dermatoloji uzmanı bir de, hem, de olan medikal, medikal estetik, estetik de, uzmanı. Evet. Ama nerede yapılması gerekiyor? Şimdi normalde şöyle. Bunlar tabi aslında basit enjeksiyonlar gibi görülüyorlar. Ve hali hazırda muayenehanelerde bu sorumlu bahsettiğimiz kişilerin ve hastanelerde yapılması öngörülüyor. Bunun dışındaki bir yerde yapılması çok doğru değil. Dolgularla ilgili şöyle bir sorun var. Bir enzimden bahsetmiştim. Buna eritebiliyorsunuz diye. Evet. Bir yerde botoks partisi yaparken veya işte dolgu partisi yaparken bir insanı kör edebilirsiniz o anda ve eritemezsiniz kalır. Hı hı. Yani o anda çok ciddi belki gözün arkasına bir enjeksiyon yapmanız gerekecek bir takım uygulamalar yapmanız gerekecek. Böyle sağda solda yapılacak işler değil bunlar. Şimdi e, biz hep e, uzmanı olmayan kişilerin e, yasal olmayan şekilde yaptıkları uygulamaları konuştuk. Hı -hı. Ama yasaya göre biraz önce siz de vurguladınız, ben de tekrarladım. E, estetik ve plastik cerrahi uzmanları, e, sertifikalı medikal estetik uzmanları ve dermatoloji uzmanları bu tür uygulamaları yapabiliyorlar. Evet. Benim bir arkadaşım geçen gün çok eğitimli bir kişi... Ben dedi bir kadın doğum uzmanına botoks yaptırıyorum dedi. E, kendisi bu konuda gayet başarılı ama fiyatı da diğer doktorlardan yarı yarıya ucuz dedi. Şimdi şunu soracağım. E, sağlık ve güzellikte ucuzluğu aramak ne kadar doğru sizce? Şimdi bizim bir atasözümüz var biliyorsunuz. Ucuz etin yanisi yavan olur diye. Hı hı. Sağlık çok hani ben çok ciddi sorunlu hastaları gördüğüm için yani bir kısmına da hiçbir şey yapamadığımız için cidden bir şey yapamıyoruz yani. Çünkü yüzün ortasında tutup da kesip alamıyoruz tümör evet. çıkarmıyorum çünkü burada. Çok üzücü. Yani şimdi bir kadın doğumcunun tabii kadın doğum yapması lazım. Ben bir plastik cerrahım. Bakın ben genel cerrahide de çalıştım. Rotasyon yapıyoruz. Diğer branşları da biliyorum. Ben safra kesesi de çıkarabilirim emin olun. Tiroid cerrahisi de yapabilirim. Tutup yapmıyorum bunu. Çünkü benden çok daha iyi yapan o işin uzmanı insanlar var. Şimdi bir kadın doğumcunun yüzün anatomisini bilmesi ne kadar mümkün? Yüzün bir tarafında emin olun birbirinde milim milim yan yana dizili 17 tane kas var. Hı hı. Ve bunların yani 2 milim derine batırsanız farklı bir etki görürsünüz. Veya damar ağı var. inanılmaz bir damar ağı. Onun anatomisine biz zor hakim oluyoruz. Yıllarca okuyoruz 15 yıl 20 yıl. Yani bir kadın doğumcunu verdiği başka bir O damar yuma şey. e, damar e, hatta e, orayı herhalde m, kangren bile yapabiliyor biraz i̇şte önce dediğiniz o damarın dediğiniz içine gibi. verirseniz Tabii. ilacı, onun beslediği alan kangren olur. Bununla nasıl başa çıkacak o arkadaş veya başka arkadaşlar? Şimdi burada e, peki e, yasalar, e, mesela diyelim ki bu böyle bir yer şikayet edilse. Yasanın bu konuda bir yaptırımı var mı? Bu konuda açıklık var mı? Onu sormak Olmaz istiyorum. Olmaz mı? Ciddi evet. cezası var. Yani geçen günlerde bir genel cerrah arkadaş burun yaptı diye ciddi hı hı. anlamda bir ceza aldı. Hı hı. Bunu hastanede yaptırdı diye hastaneye de ceza verdiler. Yani bir genel cerrah nasıl burun yaptırırsın diye. Evet, o zaman artık şöyle bir şey, ee, bu uygulamaları yaptıracak kişiler de akıllı hasta olacaklar. Hem kendi sağlıklarını hem de güzelliklerini koruyacaklar. Son bir buçuk dakika içindeyiz. Hı hı. Ama iki sorum daha var. Buyurun. Saç ekimi de Türkiye'de önemli e, sorunlu alanlardan biri. Merdiven altı saç ekim Hı -hı. merkezleri var. Türkiye'nin itibarına da gerçekten zarar veren uygulamalar da olabilir. E, Türkiye saç ekimine gelecek kişiler yurt dışına ya da Türkiye'de saç ekimi yaptıracak kişiler doktor merkez seçerken nelere dikkat etmeliler? Ve ne tür sorunlar yaşayabilirler? Şimdi tabi devletimiz bunu birazcık daha teşvik ediyor. Çok yapılsın istiyor. Çünkü Hı -hı. inanılmaz bir sağlık e, turizmi var. Cidden çok fazla hasta var. Öz özellikle... Arap ülkelerinden ama Avrupa'dan da geliyor. Ee, saç ekimi bir cerrahi işlem ve emin olun ciddi anlamda hani komplikasyonları açık. Bütün saç bölgesinde gangrenler, enfeksiyonlar, ölümler bile olabilir çünkü ilaç veriyorsunuz oraya. Yeah. Maalesef şunları da duyuyoruz hani inşaat amlesi bazı insanların, mühendislerin, hemşirelerin saç ekimi yaptıklarını duyuyoruz. Bunların ülkemiz adına tabii en ufak bir komplikasyon İngiltere'de, Amerika'da ay yuka çıkarılıyor. Yani bunları siz yaptıkça aslında ülke her bir komplikasyonda Türkiye'ye gitmeyin, mahvediyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar evet. diye reklam oluyor. Cerrahi bir işlem olduğu için ve hali hazırda mevcut yasalarla hastanelerde yapılabiliyor. Yasada belki bir değişiklik olup hani özel uygun yerlerde muayenehane demeyeyim ama e, polikliniklerde yapılabilir hale gelir ama böyle merdiven altında yaptırırsanız emin olun hem estetik olarak kötü sonuçlar olur hem hayatınızı da kaybedebilirsiniz. E, Profesör Doktor Selahattin Özman çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için ve çok e, önemli bilgiler verdiniz bize. E, özellikle e, botoks, dolgu maddesi ve saç ekimi yaptıracakların ...bilmeleri gereken şeyleri anlattınız. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Yani halk sağlığı çok önemli bir şey. Ee, yanlış uygulamalar cidden ciddi sorunlara yol açıyor. Sevgili izleyiciler... ...özellikle Türkiye'deki en yetkin estetik ve estetik cerrahi alanında... ...en yetkin iki derneğin yönetiminden bir uzman hekim... ...Profesör Doktor Selahattin Özmen bugün stüdyolarımızda konuk oldu... Ee, onun söylediklerini dinlediniz Lütfen sağlığın ve estetiğin ucuzu olmaz. Estetik yaptıracaksanız e, yasaların el verdiği ölçüde. Özellikle botoks dolgu gibi uygulamaları estetik cerrahi uzmanı, sertifikalı medikal estetik uzmanı ya da dermatoloji uzmanı olan kişilere lütfen yaptırın, yoksa Profesör Doktor Selahattin Özmen'in de anlattığı ve maalesef ki medyada yansıyan pek çok kötü örneği yaşamamak da imkansız, olanaksız olacak. Eğer sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.